Ikea'dan şöyle bir performans beklemiyordum açıkçası. Bugün şu testeri denemek istiyorum. Guerlain'in Terracotta isimli fondöteniymiş. Umarım renk olarak uyar bana. Temiz bir fondöten fırçası alıyorum ve bunu cildime yediriyorum. Ama sanırım renk olarak biraz açık kaldı tenime. Süngerle biraz fondöteni almaya çalıştım. Bu arada renk olarak hiç uyumadı. Mat bir bitişi varmış. Gerçekten de uzun zamandır bu tarz bir fondöten kullanmamıştım. Kapatıcı olarak Essence'in kapatıcısını kullanıyorum. Bu arada süngerimi ıslatmadım. Renk olarak hiç yakışmadı ama bronzer ile rengi eşitlemeye çalışacağım. Göz altlarımı sabitleyeceğim. Bunu da Laura Mercier'in Translucent pudrası ile yapıyorum. Benefit'in Gimme Brow isimli kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı sabitliyorum. Bu arada bu deneme boyu, mini boy. Benefit'in Hule isimli bronzer ile de yüzümü kontürleyeceğim. Elmacı kemiklerimin altına geçiyorum. Ve alnıma doğru ve her zamanki gibi de şu çeneme doğru çok minik geçeceğim bunu. Burun kontürü için Kiko'nun şu stick ürününü kullanacağım. Stick bronzer'ını. L'Oreal'in şöyle uygun fiyatlı bir allığı var bende. Life is a Peach renginde. Bunu da elmacı kemiklerime geçiyorum. Tam yaza yakışacak bir renk. Şeftali renginde. Bakınız harika. Milk and Lit isimli aydınlatıcısını alıyorum. Bu da tekrardan şöyle stick bir aydınlatıcı. Essence'in şöyle bir bronzer'ı var bende. Kapağı kırık bu arada. Bunu genelde şey olarak kullanmayı çok seviyorum. Far olarak kullanmayı çok seviyorum. Bu rengi tüm göz kapağıma geçeceğim. Şöyle. Fırçamda kalanları da alt kirpikliklerime geçiyorum. L'Oreal'in Telescopic isimli maskarasını sadece üst kirpiklerime geçeceğim. Dudağımı çerçeveledim ama ruj geçeceğim, bir dakika. Geliyorum hemen. Birkaç tane farklı ruj getirdim. Bu Isadora'nın ruju kahve tonlarında. Bu ama galiba biraz böyle koyu kaçar diye düşünüyorum. NYX'in şöyle bir likit ruju var bende. Yıllar önce almıştım. Abu Dhabi renginde. MAC'in Velvet Teddy isimli bir ruju var. Bu günlük hayata biraz daha yakışır diye düşünüyorum. Ve Anastasia'nın tekrardan Ash Tone renginde bir likit ruju var. Bunu kendime çok yakıştıramıyorum, bu rengi. Isadora'nın rengini göstereyim sizlere. Şöyle çok koyu. MAC'inki bu şekilde. Bu da böyle bir renk. Evet. Bu çok 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 daha güzel. Ve son olarak Anastasia Ashton var. Bu tekrardan çok koyu. Hatta şu ikisi birbirine çok benziyor. Ben sanırım bunu geçeceğim. MAC Fix Pass ile makyajımı sabitliyorum. Şu an garip bir şekilde fondötenin rengini kendime yakıştırdım. Sanırım bronzer ile desteklediğim için o renk eşitsizliğini az da olsa kapatmış oldum. Sanırım yeni çıkan bir fondöten, o yüzden testlerini gönderdiler. Bakmak isteyen olursa fondöten bu. Kahvaltımda bugün salçalı yumurtam var. Yumurta ve salçayı biraz zeytinyağının içerisinde pişiriyorsunuz, kızartıyorsunuz artık ne deniliyorsa.
Yanında siyah çayım var. Biliyorsunuz kahvaltılarda olmazsa olmazım. Çok severim. Ve protein lavaşım var bir tane. Ve kahvaltıdan yarım saat önce de şu ilacı aldım. Bronşitim falan filan her yerim dolu. Sesimden de anlaşılıyordur bence. Yani öyle işte. Kahvaltımı yapacağım. Bu arada saat şu an... Saat şu an kaç? 9 mu? 9 galiba. 9.13'müş. O zaman bana afiyet olsun. Bu arada üstümü falan da değiştirdim. Bugün şu küpelerimi takacağım. Biliyorsunuz aslında videonun konusu bir gün içerisinde ne yiyorum ama günlük vlog tarzına çekmek istediğim için sizlerle birlikte hazırlanmak istedim. Ben şimdiden tatil için şöyle küçük bir çanta hazırlamaya başladım. Yeni aldığım ürünleri koydum bunun içerisine. Yani daha halen birkaçı ambalajımda. Bu çantaya da çok soracaksınız biliyorum ama bu eski sezon H&M halen var mı bilmiyorum ama sizler için tekrardan bakarım. Eğer ki bulabilirsem online seri numarasını açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. İsterseniz kamerayı çevirip öyle bakalım içerisine neler koymuşum şimdiden. Çantayı daha temizlemem lazım ama mutlaka götüreceğim şeyler arasında Charlie Tilbury'nin şu bronzer'ı var. Muhteşem bir bronzer. Yani zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz performansı çok iyi. Sonracığıma Charlie Tilbury'nin Spotlight isimli, evet Spotlight isimli aydınlatıcısını kendimle götüreceğim. Tekrardan Charlie Tilbury'nin allığı var bende, Pink Gasm renginde. Pin Strip Down isimli. Zoom yapar mısın lütfen? Yapmıyor. Strip Down isimli dudak kalemi, NYX'in kaş kalemi, tekrardan MAC Whirl, Charlotte Tilbury'nin Flawless Filtresini koydum, Benefit'in kaş sabitleyicisini koydum, çok iyi bu arada, Too Faced'in Lip Injection'ını koydum, Dior'un Lip Gloss'ı çok seviyorum. Maybelline Sky High olmazsa olmazım. Chanel'in aydınlatıcısı ve tekrardan bir lip gloss. Şurayı da açtığımda ne çıkacak? Paula's Choice'ın şu toniğini kendimle getireceğim ama bu çantaya koymam herhalde. Cilt bakım ürünlerimin yanına koyarım. Ve Laura Mercier'in Translucent pudrası. Bu da böyle bir ürün. Çok iyi. Bugün biraz daha rahat giyinmeyi tercih ettim. Hem hafta sonu olduğu için hem böyle biraz daha hasta olduğum için açıkçası böyle daracık şeyler giymek istemiyorum. Bu arada maşallah diyeyim de saçlar falan baya uzadı ama iyi bir kuaför arayışındayım. Saçlarım için herkese güvenemiyorum maalesef çünkü kötü bir tecrübe edinmiştim. O yüzden daha artık böyle çok kuaföre giden bir insan değilim. Kendi saçımı kendim kesiyorum ama farklı bir saç kesimi istediğim için iyi bir kuaför arayışındayım. Önerebileceğiniz kuaförler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bugünkü tipim de bu şekilde. Terliklerim şekil, önümde çekeyim. Çok iyi ya. Önümde kahve var. Cafe Crown'un ikisi bir aradasını içiyorum ben. Genelde Nescafe'nin ikisi bir aradasını çok sevmiyorum. Bunlar kavrulmuş ve tuzlanmış. Bundan da sanırım bir 40 gram yiyebilirim ara öğün için. Öğle yemeğinde salata, balık ve fırında tatlı patatesim var. Biliyorsunuz balık veya et sossuz yiyemiyorum. O yüzden şu şekilde 3 tane farklı sosum var. Geçenlerde annem almış. Gerçekten tadı çok güzelmiş. Öyle yiyeceğim şimdi. Akşam yemeğinde brokoli, havuç var. Fırına patlıcan attık. Üzerine tekrardan bir domates sosu geçtim ve kaşar serpiştirdim. Yanında da şöyle bir salatamız var. Tabii brokoli ben yoğurtsuz yemeği sevmiyorum. Yoğurt dökeceğim üzerine. Böyle akşam yemeğim de bu şekilde. Kilomu ileriki videolarda sizlerle mutlaka paylaşacağım. Bu arada
Tahminleriniz varsa yorum kısmına bunu yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.